Merhabalar. E-defter nasıl hazırlar ve göndeririz? Bunun için klavyemizden F10 tuşu veya Diyalogos üzerine tıklayarak arama alanımıza gelip E-defter yazmamız durumunda muhasebe modülü altında bulunan E-defter hazırlama ekranımızı çalıştırırız. Burada öncelikli olarak ait olduğumuz ayın yevmiye numaralarını belirlememiz gerekmektedir. İlgili yevmiye numaralandırma işlemi için F4 yevmiye numaralandır seçeneği ile yapacağımız işlem türümüzün fiş numaralandırma, belge numaralandırma veya yevmiye numaralandırma seçeneklerinden ilgili seçeneğimizi seçip daha sonrasında hazırlayacağımız e-defterin ilgili tarih aralıklarını belirterek ilgili fiş durumlarımızı seçip fiş numara formatımızı görmüş olduğunuz gibi tarih, saat, tarih mahsup tahsil tediye, tarih tediye tahsil mahsup veya tarih fiş no gibi sıralama şekillerinden birini seçip başlangıç yevmiye numarasını daha önceden yapmış olduğumuz yevmiye sırasında hangi ay numarasında kaldıysak ilgili ayın gününü getirir ve daha sonrasında onaylama işlemiyle onaylama yapacağımız fiş türlerimizi seçerek bundan sonra yapılacak işlemlerde defterini oluşturmuş olduğumuz fişler üzerinde herhangi bir değişikliğin yapılmaması adına onaylama işlemini bu ekrandan sağlayabilmekteyiz. F3 vazgeç diyerek geri geldiğimizde ve F2 güncelle diyerek belirtilen tarihler arasında muhasebe fişi yevmiye numaraları güncellenecektir emin misiniz sorusuna tamam diyerek ve tekrar ekranımıza vazgeç deyip geri geldiğimizde görmüş olduğumuz tarihler karşımıza gelecek. F2 oluştur denilerek ilgili pin kodu girilir ve tamam denildikten sonra bilgisayarımız üzerinde e-deftere ait bir dizin oluşturmamız gerekmektedir. İlgili dizin klasörünü oluşturduktan sonra seçim işlemi yapılır ve gerekli imzalama işlemi başlar. Şu an için bilgisayarımda imza kartım olmadığından dolayı böyle bir hata veriyor. Akıllı kart işlemi bilgisayara takılı olması durumunda burada verecek en son bildirimde işlem başarıyla tamamlanmıştır uyarısı ile işlemi yaptıracaktır. Şubat ayında olup ocağa işlem yapabilmek için defteri göndermeden işlemlerimizi yapmamız gerekmektedir. Ocak ayının yevmiye maddeleri ile Şubat ayının yevmiye maddeleri çakışmasına sebep olabilir. Bu da imzalamaya hata sebebiyet verir. Bundan dolayı hangi dönemin defteri gönderiliyor ise başlangıç ve bitiş tarihi o dönemin başlangıç ve bitiş tarihi yazılması gerekmektedir. Zaman damgası ise e-defter yükleme esnasında GIP tarafından sorun olması durumunda defteri zamanında gönderdiğini ispat edebilmek için kullanılan bir damga türüdür. Gerekli imzalama işlemi tamamlandıktan sonra kayıt bilgileri kayıtlar sekmesine gelmektedir. Buradan ilgili defterler F8 e-defter görüntüle ve F9 beraat görüntüle seçenekleriyle defter görüntüleri alınabilmektedir. İmzalama aşamasında firma kartında eksiklik var ise, muhasebe kaydında eksiklik var ise, kontrolden geçmesi gereken bir data var ise şematron kontrolünden geçmektedir. Bu işlem geçildikten sonra ilgili defterler oluşturulur. Bu şekilde beraat ve e-defter XML oluşturma işlemi bittikten sonra sistem kullanıcıya oluşturulan dosyaların kayıt yeri ve yasal saklama yükümlülükleri hakkında bilgilendirici mesaj verir. Bu mesaj sonrasında kullanıcıların belirlediği dizin altında vergi numarası, yıl, ay şeklinde bir dizin açılır. Daha sonrasında yevmiye adında bir klasör açılır ve yevmiye ile ilgili defter e-defter dosyası ilgili formatlara göre eklenilir. İlgili defterler dosyalar oluşturulduktan sonra dosya gönderme başlamadan önce kayıtlar kısmı mutlaka kontrol edilmelidir. Bekliyor durumundaki kayıtlar henüz GIP tarafından onaylanmamış, gönderime hazır durumda olan kayıtlardır. Yanlış yapılan kayıtlar F7 sil denilerek yeniden e-defter hazırla şekliyle kayıtlar ekranına getirilir. Burada son hatasız yapılan işlemler kalmalıdır. Daha sonrasında uygulama e-defter gov adresine gelinerek gelen ekranda ilgili akıllı kart istemcisi seçilerek şifresi girilir. Daha sonrasında kullanılacak sertifika bilgisi seçilir ve imzala tuşuna basılarak sisteme girilir. Sisteme başarılı bir şekilde giriş yapıldıktan sonra ana ekran karşımıza gelecek. Burada paket yükle denilerek paket yükleyeceğimiz ekranda ilgili dosyalarımız tek seçim veya çoklu seçim yapılarak sisteme yüklenir. Paketler yüklendikten sonra sistem tarafından bir işlem numarası verilir. İşlem numarası ile
Daha sonrasında paket listesi ekranında yüklenen paketlerin durumları takip edilebilir. Yine bu ekranda indir tuşuna basılarak kontrolden geçen paketler, Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali mühürüyle mühürlenen beraat dosyaları gerektiğinde ibraz edilmek üzere sisteme kaydedilir. GİP'ten onaylı beraat dosyaları indirildikten ve gönderilen beraat dosyasıyla aynı klasöre kaydedildikten sonra e-defter hazırlama ekranımıza yeniden gelip burada kayıtlar altında bulunan ilgili defterlerimizin seçim işlemi yapılarak F5 GİP tarafından onaylandı denilmesi durumunda seçilmiş olan e-defterlerin onaylama işlemi gerçekleştirilir. Daha sonrasında sistem GİP tarafından onaylanmış beraat dosyalarının önceden hazırlanmış beraat dosyalarının bulunduğu klasörde arama işlemi yapacaktır. Eğer bu dosya ilgili dizin dosyasında bulamadığı durumda kullanıcı dosyasının olması gerektiği gibi bir uyarı karşısına gelir. Bu kontrolün yanı sıra GİP onaylı zip dosyası açılacak, şematron kontrolünden geçirilecek ve bütün adımlar kontrolsüz olarak tamamlanırsa defter ya da defterler onaylandı durumuna geçecektir. Sonraki dönemler için e-defter oluşturulmasına ancak mevcut aydaki defterler onaylandıktan sonra izin verilmektedir. Onaylanan defter döneminde hiçbir muhasebe fişinin değiştirilmesine ve silinmesine izin verilmez. Yeni fiş kaydı engellenir. Ve son olarak yapılan dosya işlemlerini birden fazla yedeklenmesi önerilir. Nedeni herhangi bir şekilde kaybolması durumunda tekrar oluşturma imkanı bulunmamaktadır. DIA'nın içerisinde hiçbir şekilde bu bilgiler muhafaza edilmemektedir. Bu sebeple masa üstünde oluşan klasörleri hard disk, flash ve birden fazla yerde yedeklemek gerekmektedir. İnceleme esnasında ya da defter talep edildiğinde GİP onaylı beraatlar ile birlikte size sunulmuş olan defter ve beraatların gelir idaresine teslim edilmesi gerekmektedir. edefter.gov.tr adresinde de e-defter ile ilgili süreç şablonu gördüğünüz gibi bulunmaktadır.